Sizin değerlendirmenizde hukuki boyutu, siyasi tartışma, sağlık sistemi birçok boyutu olan bir konu bu. Evet. Yani... Ama kök sorun nedir diye baktığınız zaman özel çıkar, para, Can'ın sözünü ettiği gibi hastaneye gelen, doktora gelen insana müşteri muamelesi yapması. Şimdi aynı şey okullarda da oluyor. Öğrenciler de müşteri oldu. Hastanelere giden hastalar da müşteri, öğrenciler de müşteri. Batarsınız. Özellikle eğitim sektöründe tam batarsınız. Öğrenci müşteri değildir. Ama iki apartmanı yan yana koyduğunuz zaman okul oluyor, üniversite oluyor. Tıp fakültesi. Üç apartmanı yan yana koyduğunuz zaman da hastane oluyor. Bir kepazelik. Devlet tarifiyle şunlara izin veren devlete devlet demezler. Bir. Türkiye'de çok iyi özel hastaneler var. Çok ciddi bir sağlık turizmi var. Yani Türkiye'ye bölgenin sağlık, Avrupa'dan, değişik ülkelerden insanlar geliyorlar. Birinci sınıf hastaneler var. Doğru. Özel sektör hastaneleri var. Üniversite hastaneleri var. Çok iyi. Özel hastaneler, burada özel hastanelere karşı bir tavır sergilemiyoruz. Ama bakın, kamucu politikalar esastır. Kamunun, devletin sağlık hizmetini veremediği yerlerde veya ihtiyaç fazlası büyük şehirlerde, yani Türkiye'nin %97'si büyük şehirlerde yaşıyor. Özel hastanelerin yolu açık olmalıdır. Onların da belli bir standartlarda servis vermeye devam etmesi sağlanmalıdır. Yapılıyor. Ha, bunlar nedir? Bunlar da sistemin arızaları. Ama bunlar iki sokakta bir, beş sokakta bir, sokak aralarında falan filan kurulan hastaneler. Bir kısmı böyle, ciddi ciddi. Devlet vatandaşını bu insanlara emanet edemez. Müşteri muamelesi yapılmasını kabul edemez. Bunun denetimini, bu hastaneleri zaten kurulmaması gerekiyor da bu tür hastaneler, böyle apartman hastaneler, apartman üniversiteler. Her yere üniversite kurduk. Ne işe yarıyor kurduğumuz üniversiteler? Bir hastanenin yoğun bakımı başkası tarafından işletilir mi? Yani çok ilginç değil mi? Hastane yani. Hangi çağda yaşıyoruz? Burası 5. sınıf bir memleket mi yani? Toplam kalite diye bir şey var. Denetim mekanizmaları diye bir şey var. Benzer nitelikte, sayıda, kapasitede devlet hastaneleri kaç kişiye hizmet veriyor, hangi departmanları var, ne kadar bir para harcanıyor, bunun maliyetine, getirisine. Özel hastaneler kar etmeyecek mi, edecekler? Tabii. Ama ne kadar kar edecekler? O ilaç yazdırmalardan tutun, yani sağlık sektöründeki vatandaşın soyulma düzeni, eğitim sektöründe vatandaşın soyulma düzeni, devletin gözleri önünde korkunç boyutlarda. Bunu insanlar yaşıyorlar, biliyorlar. Devleti soymak ve vatandaşı soymak, kelimeyi seçerek soymak üzerine kurulu sistemler olmaz. Bunun denetimleri olur. Denetim mekanizmaları olur. Kamucu politikalar işte bu yüzden lazım. Yani Türkiye'yi yönetecek olanların adalet, bakın devlet demek adalet ve güvenlik demektir esasen. Bu ikisini de içeren, şu dosya ikisini de içeren boyutlar gösteriyor. Hatta yargı bağımsızlığını da içeren boyutlar gösteriyor. Dolayısıyla aslında Yavuz Engin Savcı'yı tebrik etmek lazım. Evet. Bu işi kamuoyuna mal ettiği için tehditlere rağmen, baskılara rağmen pekala sinebilirdi. Yargı bağımsızlığı, coğrafya güvencesi ve kürsü güvencesinin hakimlerimize, savcılarımıza getirmenin ne kadar hayati olduğunu milletimiz görsün. Türkiye'de iktidara gelmeyi düşünen partilerin yargı bağımsızlığı deyip duruyorlar. Yargı bağımsızlığı temin edilecektir. Tedbir alınacaktır. Sağlanacaktır. Palavra sıkıyorlar. Kimse coğrafya güvencesi ve kürsü güvencesini getireceğiz birinci günde diye konuşmuyor. Çünkü yargı tıpkı basın gibi güç odaklarının emrinde ola gelmiştir. 100 yıldır, 150 yıldır bu devam ediyor. Bunun yani coğrafya örnekleri... güvencesinden kastınız. İzleyicilerimiz de biliyordur ama hukukçularla da çok konuştuk. Bilecek ki ne olursa olsun o kadar süreyle orada görevine devam edecek. Yarın hop kendini başka bir yerde bulmayacak. Başka bir şehre, bulmayacak. Başka bir vilayete atamazlar. Veya bulunduğu mahkeme, hukukçular var bunu daha iyi bilirler. O mahkemeden yandaki mahkemeye, bu dosyaya bu mahkeme bakıyor. Dosyayı hakimden almanın yolu olarak da kürsü güvencesi. O dosyaya bakıyorsa o dosyaya bakar. Aa, bu adam, bu hakim... Bu dosyada şöyle bir karar verme eğiliminde, dur onu yandaki, coğrafyasını değiştirmiyor ama yandaki daireye atayarak dosyayı ondan kaçırıyor. Evet. Böyle yollarla bu siyaset bu numaraları çevirebiliyor. Yargının ve medyanın üzerindeki siyaset baskısı diyoruz. Bu meseleleri çözmeden bunları da çözemeyeceğiz ama en temel mesele bu kamucu politikalardan uzaklaşmanın bedelini ödüyoruz. Özel sektöre, özel teşebbüse karşı olmaktan bahsetmiyoruz burada. Dengeli, denetimi yapılan sağlıklı bir kamucu devlet politikaları. Siz, hükümetler, Türkiye'yi yöneten şu hükümet, bu hükümet değil. Hani yoktur birbirlerinden farkı.
diyebileceğimiz bir zeminde yaşadık biz Türk milleti olarak. İktidarlara gelenler para babalarından yana mıdır, bizden yana mıdır, halktan yana mıdır? Böyle durumlarda büyük hastane patronlarından yana mıdır? Turizm şirketlerinden yana mı refleks gösteriyorsunuz, milletten yana mı refleks gösteriyorsunuz? Bu her alanda geçerlidir. Bu duyguyla bakılması gerekir. Şu iş mesela, böyle bir olay çıktı. Hastaneler ve bunun gibi dosyalarda, hastaneler, bunun denetimi nasıl sağlanır arkadaş, bellidir. Evet, sektörden gelen birini bakan yapmanın çok arızalı hallerini gördük biz. Arızalı hallerini gördük. Ama işi bilen birini getiriyorsanız getirin. Ama böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman bunun bedelini büyük bir samimiyetle, bütün milletin desteğini arkanıza alacak şekilde ciddiyetle takip ediyor musunuz? Gereğini yapıyor musunuz? Ötekilere ders olacak şekilde, gözleri korkutacak şekilde, hayatlarını karartacak şekilde. Böyle bir devlet, kamucu devlettir. Milletten yana, halktan yana devlet budur. Biz bunları görmüyoruz. Bunlar oluyor. Olay münferit deyip şuraya hamle yapıyor. Bu olay şöyle münferit deyip buraya hamle yapıyor. Peki tekrarını engellemeye dönük tedbirleriniz nerede dediğin zaman işte orada kamuculuk değil, özel sektör çıkarları, patron ilişkileri, parti bağları, başka ilişkiler denkleme giriyor ve biz işte sizin örneğini verdiğiniz olayı... Denetleyen memur da bazen kendini güçsüz hissediyor. Gazeteciler olarak sayısız denetime gidiyoruz. Biz önce bir yöneticinin odasına gidip önden bir hani biz buradayız deme ihtiyacı duyuluyor. Belki baskın yapılmıyor. Belki o an o tespit edilemiyor. Yani böyle bir şeye de yol açıyor olsa, bu güç. Bakın basına, mahkemelere, hükümetlere bu güven olsa ihbar hatları da düzgün işler. Şikayetlerden sonuç alacağını bilen çünkü Ankara'da hani diyor ya Ankara'da Berlin'de hakimler var. Ankara'da benim arkamda duracak. Bu mağduriyeti engelleyecek bir hükümet var duygusunu vatandaşa vermezseniz. Bu basına ben bunu gazetecilere söylersem bu manşet olur duygusunu vermezsek. Ya da mahkemeye başvurduğumda hakkımı kesin alırım. Bu hesap sorulur duygusunu ve hızlı bir biçimde. Geciken adalet adalet değil. Hızlı bir biçimde alırım duygusunu vermezseniz böyle kepazelikleri yaşar dururuz. Kök sorun bu para. Ve paranın denetimsiz bir biçimde akıyor olması bütün sektörlerde. Bu ne zaman çözülecek, nasıl çözülecek bilmiyorum ama hepsi birbiriyle irtibatlı bir tablo arz ediyor. Evet.